Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Umarım aktarmış olduğum videolar sizlere faydalı oluyordur ve umarım pes etmiyorsunuzdur. Bunu her zaman söylerim. Düşünce kalkmayı başaran zafer'e illaki ulaşır. Aklıma hatta Hikmet Anıl Öztekin'in bir sözü geldi. Ne diyordu? Hayat bir arayış, hem de sürekli. Sürekli olduğu kadar da bilinmeyen. Bazen ümitli, bazen hırçın bir dalga gibi duvara çarpa çarpa. Arkadaşlar lütfen pes etmeyin. Bir kapı kapanırsa mutlaka daha iyisi açılacağı içindir. Rabbim de sizi dünyada böyle bir sınava tabi tutuyor. Bir inancın bir iman haline gelebilmesi için bile insanın ruhunda bir süreklilik arz etmesi lazım. O da hayatında hakim olması gerekir. Arkadaşlar fazla uzatmadan buyurun bugünkü videomuza geçelim. Burada ne anlatacağız? 278 personel. 278 devlet kapısından bahsedeceğiz. 5 belediye, 3 üniversite ve 1 kurumdan oluşmakta. Kısaca hemen bahsedeyim. Nevşehir Kozaklı Belediyesi'nden 3 kişi muhasebeci, memur ve şoför alınıyor. Samsun Canik Belediyesi'nden 3 kişi iş makinesi operatörü alınıyor. Kütahya Tavşanlı Belediyesi'nden 48 kişi içinde arkeolog var, beden işçisi var, şoförü, teknisyeni var, birçok ustası var, zabıt katibi var. Kayseri Koca Sinan Belediyesi 84 beden işçisi alıyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi 20 personel alıyor. Bunun 16'sı hemşire, 4'ü sağlık teknikeri. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde çalışmak üzere 14 personel. 18 Mart Üniversitesi'nde 83 personel. Neredeyse bunun 50, 55 tanesi hemşire, geriye kalan kısmı da sağlık personeli. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu engelli alımı yapıyor. 3 kişi. Toplamda 278 personel. 5 belediye, 3 üniversite ve 1 kurum. Şimdi detaylara geçelim. Önce Nevşehir Kozaklı Belediyesi'nden başlayalım. Şoför alımı, muhasebeci ve memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuru tarihi 20 Nisan 22 Nisan arasında olacak ve başvurularınız yazı işleri etkuzatlı.bel.tr adresine mail olarak belgeleri de gönderebiliyorsunuz ya da belediyeye şahsen de başvuru yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir muhasebeci için muhasebe vergi uygulamaları veya muhasebe finansman ön lisans mezun olacak arkadaşım. B sınıfı ehliyete sahip olacak ve MEP onaylı bilgisayar işletmenliği olacak. KPSS P93 55 ve üstünde bir puan almış olması lazım. Bir şoför için herhangi bir lise mezunu olması lazım, C ehliyet sahibi olması lazım, P94'ten 70 ve üzerinde bir puan alacak. Bir tane de memur istiyorlar, o da herhangi bir lise mezunu ve B ehliyete sahip olacak, KPSS P94, 55 ve üstünde olacak. Başvuru esnasında hangi belgeleri sisteme yükleyeceksiniz? Öncelikle başvuru formu. Belediyenin internet adresi olan kozaklı.bel.tr adresinde bunu temin edebilirsiniz. Nüfus cüzdanı, diploma mezuniyet belgesi, varsa denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı, iki adet fotoğraf ki biri mutlaka başvuru formuna yapıştırılacak, sürücü belgesi, hangi kadroya müracaat edeceğine dair belge arkadaşlarım. Diğer bir ilanımıza geçelim. İlanımız Samsun Canik Belediyesi tarafından 3 kişi alınacak iş makinası operatörü. Başvuru tarihi 30 Mart 13 Nisan arasında. 13 Nisan'a kadar vaktiniz var arkadaşlarım. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, CE, DE, G sınıfı sürücü belgesi, SRC2, SRC4 belgeleri ve psikoteknik belgelerine sahip olmak, tercihen birden fazla iş makinesine, sertifikasına sahip olmak ve ikamet istiyor arkadaşlarım. Özellikle özgeçmişinizi canikimar.canik.bel.tr adresine göndereceksiniz. Uygun görülen kişiler belediye tarafından aranacak. Diğer bir ilanımız Kütahya Tavşanlı Belediyesi. 48 personel alacak KPS şartsız en az ilkokul mezunu. Adaylar için 7 Nisan tarihine kadar süre var. 7 Nisan'a kadar vaktiniz var. Nereye? HTTPS www.tavsanli.bel.tr isbaşvuru 202 2021 slash 1 online adresine başvuru yapabileceksiniz. Arkeolog için ne istiyorlar? Mesela şimdi bu detaylara geçelim. Bu 84 kişi ve pardon bu 48 kişi hangi pozisyonlarda olacak? Bir arkeolog için ilgili bölüm lisans mezunu olmak, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek. Beden işçisi 33 kişi için en az ilkokul mezunu olmak. Şoför için 3 personel ilkokul mezunu olmak, tır çekici ağır vasıta kullanabilir ehliyete sahip olmak, SRC2, SRC4 belgeleri ve psikoteknik belgesine sahip olmak. Bir teknisyen için endüstri meslek liselerinin elektrik elektronik veya makine bölümü mezunu olması. Bir usta için hangi usta Demirci, betonarme, demirci ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. Diğer bir usta beton ve betonarme kalıpçısı olarak. Diğer bir usta otolasik, e, otolastik tamir ustası. Mesleki yeterlilik belgesi olacak arkadaşlar bu ustalarda. Hepsinde de böyle. Ototamirci ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. Diğer bir usta sıhhi tesisat ustası alınıyor. Sıvacı ustası alınıyor iki kişi bir kişi torna ve kaynak ustası alınıyor. Bir de zabıt katibimiz var arkadaşlar. Lise veya yüksekokul adalet bölümü mezunu olmak diye şartımız konulmuş. Arkadaşlar diğer bir e, ilanımız Kayseri Erciyes Üniversitesi 20 personel alacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Bunun 16 tanesi normal hemşire, 4 tanesi de sağlık teknikeri olarak istihdam edilecek arkadaşlar. Müracaatlar 5 Nisan'da İlan verildi. 15 gün süreniz var arkadaşlar. 5 15 20 yani 20 Nisan gibi süresi bitecek. Şahsen yapacaksanız eğer üniversite rektörlüğü genel evrak birimine yapılacak. ...istenilen belgeler eksiksiz olarak verilecek. Birazdan söyleyeceğim o belgeleri. Eğer posta yoluyla ya da yapacaksanız Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yeni Doğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No. 1 38.280 Talas Kayseri adresine belgeleri göndereceksiniz. 8 hemşire için şöyle bir özellik verilmiş. Yüksek öğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programından mezun olmak acil ameliyathane, yoğun bakım pandemi poliklinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya, sağlık, sosyal veya ailevi durum açısından mani hali bulunmamak. Diğer bir 8 hemşire için orta üretim kurumlarının hemşirelik bölümünde mezun olmak, tabii ki diplomasında hemşire ünvanı kazanmış olmak yazacak. Acil ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri, radyoaktif ve radyo maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerle vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya, sağlık, sosyal veya ailevi durum açısından mani bir hal bulunmamak. Bir tane sağlık teknikleri için yüksek öğretim kurumlarının sağlık laboratuvarları, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, ön lisans programı mezun olmak istenmiş. 3 tane sağlık teknikeri için yüksek öğretim kurumlarının diyaliz bölümü ön lisans mezunu olması istenmiş. Başka da yok. Arkadaşlar diğer bir ilanımız İstanbul Üniversitesi dahilinde Cerrahpaşa kampüsünde görevlendirilmek üzere KPSS şartsız 14 kişi görevlendirilecek. Kontenjan ve ünvan dağılımları ise şöyle. 4 farklı duyuru yapılmış. Hasta ve yaşlı bakım elemanı için 9 kişilik kontenjan ayrılmış. Hayvan bakıcısı unvanı ile 1 1 ve 3 kişilik olmak üzere toplamda 5 kişilik alım yapılacak. Şimdi detaylara yavaş yavaş bakalım. İşkur üzerinden yapılacağı için işkur ilan numarası da burada verilmiş. Hasta ve yaşlı bakım elemanı için 405973677 numaralı ilan ile işlem yapılacak. 18-30 yaş arasında sağlık bakım teknisyenliği, hasta ve yaşlı bakımı, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı alanlarından lise mezunu kişiler başvuru yapabilecek. Hayvan bakıcı alımları içinde 45 yaş altında olan, B sınıfı ehliyetine sahip olan erkek adaylar arasından lise mezunu bir kişi, 45 yaş altında olan ve aynı şartlara haiz bir kişi ve ayrıca 35 yaş şartına uygun olan adaylar arasından 3 kişi alınacaktır. Burada 3 ilan numarasında var, verildi. Ona göre başvuru yaparsınız inşallah. Başvurular en geç 9 Nisan tarihine kadar işkur resmi internet adresi üzerinden yapılacaktır. Diğer bir ilanımıza geçelim arkadaşlar. Manisa ili Akhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi kadroda KPSS ikamet ve yaş şartı olmaksızın 20 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Adaylar 6-9 Nisan tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Adaylar başvurularını başvuru kılavuzunda yer alan kurum adresine şahsen yapacaklardır. Bakın burada verilmiş. Özel güvenlik görevlisi için hangi şartlara haiz olmak gerekiyor? 18 yaşını doldurmuş olmak, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum giymemek, adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, 24 saat sistemi ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak şartları aranmıştır arkadaşlar. Adaylar için istenen belgeler nelerdir? İşkur kayıt belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, kimlik belgesi, 5188 sayılı özel güvenlik kimlik belgesi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesi. Gelelim 18 Mart Üniversitesi'ne arkadaşlar. 83 kamu personeli KPS B grubu ile 83 kamu personeli alınıyor. Ünvan ve kontenjan bilgilerine bakalım. Hemşire alımı için çok sayıda ilana çıkılırken Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksek Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans mezunu olan 40 hemşire 1. İkincisi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı onaylı yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya bir yıl deneyim sahibi olmak şartıyla 13 hemşire bunu da verdik. En az bir yıl mesleki deneyimi olduğunu belgeleyen lisans mezun 15 hemşire bu da 3 oldu. Lise mezunu olmak üzere de farklı ilanlarla toplamda 8 hemşire alımı ilan edilmiş. Yani 8 hemşire de lise mezunu olacak. Arkadaşlar KPSS şartı aranmayan ve sınav usulüne tabi olan alımlar için bir eczacı da var. Tıbbi, biyolojik bilimler, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik genetik biyoteknoloji ve monoküler biyoloji lisans programından mezunu olan bir biyolog alımı da yapılacaktır. Elektron nörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak şartı ile bir sağlık teknikeri alımı yapılacak olup anestezi, anestezi teknikerliği ön lisans mezunu olan sağlık teknikeri alımı da yapılacaktır. Anestezi, anestezi teknikerliği ön lisans programından mezun olmak şartı ile bir tekniker alımı yapılacak olup ayrıca biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programından mezun olmak şartı ile bir ve acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği mezunu olan bir teknikerde alımı yapılacak. Başvuru süreci 5 Nisan'da başladı. 15 gün süreniz var arkadaşlar. Nereye başvuru yapacaksınız? 4bilan.comu şeklinde .edu.tr adresinden online olarak yapacaksınız arkadaşlar. Çanakkale 19 Mart Üniversitesi CMOU şeklinde. Diğer bir ilanımıza bakıyoruz. Kayseri Koca Sinan Belediye Başkanlığı arkadaşlar bünyesinde KPSS ve üst yaş şartı olmaksızın vasıfsız 84 beden işçisi alınacak yani. 6 Nisan tarihine kadar vaktiniz var. Büyük ihtimalle bugün 6 Nisan olması lazım. Bugün süreniz bitiyor arkadaşlar. İnşallah geç kalmazsınız. Başvurularınız arkadaşlar şahsen olacaktır kurum adresine. Beden işçisi için özellikler nedir? En az ilkokul mezunu olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, askerlik görevini yapmış olmak, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra doğmuş olmak, sağlık durumu ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olmak ve Kayseri ilinde ikamet ediyor olmak. Hangi belgeler? Detaylı özgeçmiş ve adli sicil kaydı arkadaşlar. Son ilanımıza geliyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurumu engelli alım ilanındayız. Arkadaşlar Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu personeli sınav atama ve nakil yönetmeliği hükümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş kur aracılığıyla temizlik personeli görevi olarak 3 engelli işçi alınacak. Ne zaman arkadaşlar? 12 Nisan 16 16 Nisan tarihleri arasında İşkur Ankara İl Müdürlüğü'ne şahsen veya İşkur üzerinden yani iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bakın size direkt duyurudan hemen açıklama yapıyorum ki hani en azından görelim kağıdı ona göre. Arkadaşlar genel açıklamalar olarak bakalım size ne uyar ne uyar. 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak bu önemlidir. Başka Türk vatandaşı zaten biliyoruz. Onu geçtik. Askerlik durumu önemli arkadaşlar. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemek. Gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş olmak. Veya görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak. Talepler Ankara ile düzeyinde karşılanacak. İlan itibariyle Ankara'da ikamet edenlerin başvurusu kabul edecek. Bakın bunlar önemli. Emekli olmamış ya da emekli aylığı almamış olmak en az ilk öğretim en fazla orta öğretim mezunu olmak, ön lisans ve daha üst öğrenime sahip başvuruların başvuruları kabul edilmeyecek. Bakın bu da önemli. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uyulacak usul esaslar hakkında yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işe göndermede öncelikli olanlar işe yerleştirmede başvurulan lehine karar verilecek öyle diyelim. E ee, 4 katı aday çağrılacakmış. Bakın bu da önemli. Mesela üç kişi alınacak 4 3 12. 12 kişi çağrılacak anlamına geliyor. Kur'a çekimi var. O önemli burada. Ee, 27 Nisan'da saat 10'da Hakimler ve savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacakmış. Siz de seyredeceksiniz büyük ihtimalle ondan sonra duyurular www.hsk.go.tr adresinden verilecek. Ayrıyeten herhangi bir işlem yapılmayacak. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Ve son olarak belgeleri de söyleyelim. Öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, atli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, iş talep formu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, fotoğraflı bilgisayar ile doldurulacak. Orada göreceksiniz büyük ihtimalle verecekler. Ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumu. Büyük ihtimalle yüzde 40 ve üstünde olması gerekiyor arkadaşlarım. Evet fazla da uzun sürdü ama bu kadar ilanı 278 devlet kapısını size aktarmam gerekiyordu. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlarım.